Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bu videomuzda size bu güzel minik tığ işi çiçek yapımını göstereceğim. Ee, bu e yelek ceplerine, bere yanlarına, patik yanlarına uyulacak büyüklükte küçük bir çiçek yapımı arkadaşlar. İstediğiniz boyutta e yapabiliyorsunuz modeli. Şimdi size hem büyük boyun anlatımını göstereceğim hem küçük boyunun anlatımını göstereceğim. E yeleğimin modeli bu çiçek motifi açıklama kısmına yeleğimin yapımının da linkini ekleyeceğim yapmak isteyen arkadaşlar yeleğimi de o linke tıklayarak yapabilirler. Şimdi önce bir sihirli halka yaparak modelin yapımına başlıyoruz bir adet zincir çektim ve bu sihirli halkamızın etrafını 10 adet sık iğne ile kaplıyoruz 1. 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ve 10 10 adet sık iğne ile kapladım. Şu an bu büyüğünün yapımı arkadaşlar halkamızın diğer ipinden tutarak halkamızın orta kısmını küçülttüm ve hemen şu başladığımız ilk sık iğnenin tepesine batarak birleştirdim. Birazcık daha çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 adet zincir çektim. Bir tane doladım. Aynı deliğe batarak burayı ikili tırabzandan dolduracağız. 1 1 2 Şu an 3 tane oldu. Çok büyük bir çiçek yapmayacağım ben. Eğer siz birazcık daha büyük yapmak isterseniz yani mesela bunun gibi bu birazcık daha büyük bir çiçek arkadaşlar. Bunu 5 adet ikili tırabzandan aynı deliğe batarak yapabilirsiniz. Ben şimdi bu yan tarafına cep cebimizin içine bu motiften yapacağım için daha küçük bir çiçek yapacağım. Onun için baştaki çektiğim 3 adet zincir hariç 2 iki tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen bir sonraki bir sonraki sık iğneye batarak birleştirdim. Hemen bir tane zincir çektim. Bir tane doladım. Bir sonraki sık iğneye batarak ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 adet ikili tırabzanımı yaptım ve yine 1 2 ve 3 adet zincirimi çektim. Hemen bir sonraki ikili e, sık iğnenin tepesine batarak birleştirdim. Daha sonra tekrar 1 adet zincir çektim. Bir tane doladım. Hemen bir sonraki sık iğneye batarak yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 adet ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 adet zincirimi çektim. Bir sonraki ikili trabzana bir sonraki sık iğneye batarak birleştirdim bir adet zincir çektim bir tane doladım hemen bir sonraki sık iğneye batarak 1 2 adet trabzan yapıyorum 3 adet dolduracağım yine 1 2 ve 3 3 adet ikili trabzan yine yaptım 1 2 3 adet zincirimi çektim bir sonraki sık iğnenin tepesine batarak birleştirdim bir tane de zincir çekip doladım. Bir sonraki sık iğneye batarak 3 adet yine sık ikili tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. 3 adet yaptım. Yine 1 2 3 adet zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye batarak birleştirdim ve 2 adet zincir çekerek ipimi kesiyorum. Ufacık bir çiçek oluyor arkadaşlar bu. Bu ipi birazcık sıkalım ve ortadaki ipi de sıkarak ortayı küçültüyoruz. Çekebildiğimiz kadar çekelim. Evet bakın ufacık bir çiçek aynı boyutta ve aynı ebatta bir çiçek yapmış olduk. Şimdi bunun da arkasına ben şu iki ipi birbirine düğümlüyorum arkadaşlar. Ondan sonra da onları yürüteceğim. Bir kere daha düğümlüyorum. Evet, birazcık yürütelim bu iki ipimizi. Ondan sonra da ipimizi keserek çiçeğimizin birini tamamlamış olduk. Şimdi ufağının yapımına geçeceğim. Dediğim gibi daha büyük yapmak isterseniz benim gibi 3 adet ikili trabzan değil, 5 adet, 6 adet, istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Mesela ben başlangıçta 3 adet zincir çekerek başlıyorum. Siz daha büyük yapmak istiyorsunuz. Bunu 4 adet zincirle ya da 5 adet zincirle başlayabilirsiniz. Benim istediğim ebat bu çünkü burada buradaki cep detayım için yapıyorum bu çiçeğimi. Şimdi bir tane de bu yukarısı için daha ufak bir çiçek yapacağız. Bunun için 4 adet zincir çekiyoruz bu sefer. 1 2 3 ve 4. Ve ilk baştaki zincirin içine batarak birleştiriyoruz. 1 2 3 adet. Hatta 2 adet çekelim. Daha küçük bir çiçek olacak. 2 adet zincirimi çektim. Bir tane doluyorum. İçine bu sefer içine batıyoruz. Battım. 1 2 defa da çektim bir tane daha yapmayacağım Ben daha küçük bir çiçek yapıyorum bakın üçlü olarak yaptım Onun için hemen bir iki tane zincir çektim ve yine aynı yere batarak bir daha alayım tekrar batıyorum aynı yere ve çıkarttım birleştirdim tekrar 1 bir ve 2 adet zincirimi çektim doladım. içine batarak bir iki defa da çıkardım ve bir iki tane zincir çekerek yine içine batarak birleştirdim. İki tane bacağını yapmış olduk. Tekrar bir iki adet zincir çektim. Yine ikili trabzan yaptım. Bir iki tane zincir çektim. Yine içine batarak kapattım. 3 adet oldu. Arkadaşlar bunu birazcık şu şekilde çekmeniz gerekiyor. Çünkü bunu 5 adet ikili trabzanlarla yani 5 adet bacak olacak arkadaşlar. Bunu yaptığımız gibi şu an 3 tanesini yaptık. 1 2 adet zincirimi çektim. Birazcık şöyle çekelim. Bakın çekince açılıyor yer. Hemen bir adet zincir, ikili trabzan yaptım. 2 adet zincir çektim. Yine aynı yere batarak Kapattım. Bir tane daha yapacağız. Yine iki adet zincirimi çektim, doladım, ikili trabzanımı yaptım, iki adet daha zincirimi çekip aynı yere batarak kapattım ve iki tane zincirimi çekerek ipimi kestim, çıkardım ve arkadaşlar daha ufak tam buraya uygun büyüklükte bir çiçeği de yapmış oldum daha ufak çiçeği bu şekilde zincir çekerek zincirin sonuncusunu başla birleştirerek yapıyoruz Çünkü e, sihirli halka ile yaparsak ortadaki açıklık kısmı kapatma imkanımız çok fazla olmuyor çok fazla çekemiyoruz arkadaşlar ufak çiçeğimizi bu şekilde 4 adet zincir çekerek yapıyorum Mesela bunu bu şekilde yapmak isterseniz 6 tane zincir çekerek de bu şekilde çiçeğinizi yapabilirsiniz. Yani sihirli halka yapamıyorsanız eğer 6 tane zincir çekersiniz. Bunun gibi birleştirirsiniz. Zincirleri ve bir halka oluşturursunuz. Ve o halkanın içini benim burada yaptığım gibi doldurarak bu şekilde yaparak. Yani burada mesela aynı deliğe batarak 1-2-3 iki, tane ikili trabzan yapmıştık hatırlıyorsanız. Burada içine batarak o 3 adet ikili trabzanı yaparsınız. Aynı şekilde çiçeğimizi elde edersiniz. Yani sizin e, buradaki sık iğne tepeleri bunun ortasındaki delik olur. Sadece hep aynı yere batarak çiçeğinizi yapabilirsiniz. Bu da buranın çiçeği. Dediğim gibi e, yeleğimi yapmak isteyen arkadaşlar varsa yeleğimin linkini açıklama kısmına bırakacağım. E on da zaten süslemelerini, yeleğimin süsleme detayları o videomda mevcut. Ben sadece bu videoyu çiçek e, motifimi göstermek için çektim. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Yeleğimi de yaparsanız çok memnun olurum. Açıklama kısmındaki linke tıklarsanız yeleğimin yapımına ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup e, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Beğendi tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler diliyorum.